hangi hesaplarda nasıl kendilerine karşı karşıya konuluyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet, 92 yılında yürürlüğe giren, 94 yılında itibaren zorunlu hale gelen tek bir hesapların uygulaması herhalde. Biliyorsunuz 7B seçeneği, 7A seçeneği kullanılıyor. 7B seçeneği bundan hangisi var mı? Ama bayağı oldukça azaldı. İlk zamanlar daha basit görüldüğü için 7B seçeneğini kullanan meslekten sonra sayısı çok fazla. O biz ısrarla 7A seçeneğinin daha kullanışlı olduğunu konuştuk, dinledik ve ümidini açtık. Ama bir şekilde varsa, bilhassa hizmet ve üretim işi yapan firmalarımızda ekranda görmüş olduğunuz farklı toplamı 2.320.000 net satışlarda 4.403.000 TL'yi herhangi bir tanesi aşıyor ise 4B seçeneğini kullanamayız. 4A seçeneğini kullanamayız. bir zamanda şeyde de meşhur konuyla ilgili de senin de var mı? 7A seçeneğini kullanmak zorunda. Hizmet ve üretim işçi. Dedik ya, sadece dönem sonuna takılmıyor, değerlerine de takılmıyor. Muhasebe süreci dediğimiz dönem başı işlerinde, dönem içi işlerinde, dönem sonucunda da takılıyor. Tabii ki şundan başlıyorlar, tutulması gereken defterler üstünlüğe uygun, tutulmuş mu, tutulmamış mı? Teknik satılarına uygun hareket edilmiş mi, edilmemiş mi? Bunlara bakılıyor. En çok bakılan defterler envanterden başlıyor. Envanter defterlerinde öyle sadece gelir tablosu, bilançoyu karıştıralım. Bir de stokları yazalım, tamamlayalım noktasında. Eleştiriler verdiğimizde söz konusu. Bütün kasa, çekler, alacaklarımız, borçlarımız, stoklarımız, bunların tamamını ya ayrıntılı listeler halinde hazırlayacağız, özetlerini envanter defterimize aktaracağız. Ki bu sayım sonuçları listeler mutlaka şirketin, firmanın yetkili organları tarafından imzalanmış, aşılanmış olması gerekiyor. Onlarla biz hesabımızı yapmamız gerekiyor. Envanter defterini çok güzel bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. İşte avos fonlarımızın, yurttaşlarımızın, stoklarımızın ayrıntılı bir şekilde envanter defterinde yer alması gerekiyor. Defter ve belgelerinizi ne kadar süreyle saklamamız gerekiyor? Ne kadar süreyle ülkelerde anlayabiliyoruz? Evet, ilk biliyoruz. Tevzu kanuna göre 5 yıl defterlerimizi belirleyip saklamak zorundayız. Ticaret kanunuyla 5-5-10 sayıların sosyal güvenlik mevzuatımız gelince 10 yıl bunları saklayacağız. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani bir dönemden itibaren 5 yıl geçti, hadi defterleri kaldıralım demeyeceğiz. Ekranda şimdi birazdan bahsedeceğim. Eğer bizim yaptığımız iş birden fazla takım yılması verilerek inşaat onarım işinden ibaret ise biliyorsunuz 3 yıl sürebiliyor, 4 yıl sürebiliyor bizim inşaat işimiz. Bu inşaat işimizden dolayı beş yıllık zaman aşımı süresini inşaatın bitim yılını takip eden yıldan itibaren sayacağız. O üç dönemle alakalı cephelerin zaman aşımından kullanılıp adım almamız gerekiyor. Yine zaman zaman mali zararlarımızı ne yapıyoruz, değerlendirmeleri takip edip gerektiğinde kurumumuz hakkında bilgi kurusu yapıyoruz. Biz haliyle 3 sene öncesi bir mali zararı bu seneki kazancımızdan girdiğimizse biz bu seneden itibaren 5 yılı bu defterleri saklarken o 3 yıl öncesinin defterlerini de saklamamız gerekiyor. Yani hangi yıl mali zararlarını kullanıyorsak o defterler henüz zaman aşımına kullanmış değil. Ha bizi zaman aşımına uğramalı deyip de o mali zararı oluştuğu yılın defterinin dönemine ilgili ceza kesebilirler mi? Kesemezler. Çünkü o dönem olarak zaman aşımına olur ama o dönemin mali zararını ben hangi yıl kullanmışsam o dönem kullanmış olduğum mali zararın doğruluğunu vergi inceleme elemanı görmek isteyebilir. Ondan dolayı o indiği yılın mali zararının indiği yılın defterini saklamamız gerekiyor. Avrupa Sıra Tanrı Varlıkları İhbar Yılı'ndan itibaren
saklamamız gerekiyor. Burada defterler söz konusu değil, belgelerin söz konusu. Yani ben 10 yıllık faydalı ömrü olan bir ambulansına karşısında kıymetliyim faturasını o 10. yıldan itibaren 5 yıl daha saklamam gerekiyor. Defterlerini yapıyoruz. Yine yatırım indirimine tabi harcaman varsa kuru kazancından indirirken o yatırım indirimini en son tükettiğim yıldan itibaren o yılların hedeflerini saklamam gerekiyor. Kurumların tasfiyelerini biliyoruz. Tasfiyeler bir dönem sayılır. Tahkim yılları değilse de. Tasfiyemiz benim 4 sene sürmüşse 4. yıldan itibaren 5 yıl sayacağım ama o 4 yılın hedeflerini zaman aşımı olarak saklamam gerekiyor. Evet. Belki kardeşlerim açılış plançosundan, açılış kaydımızdan itibaren dönem içi işlemlerimize, kayıtlarımızın doğruluğuna bakılıyor, inceleniyor. Yine her geçişli dönemlerinde de bu dönem sonu anlamında kontrolü yapılıyor. Geçişli belge hatalarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığı kontrolü yapılıyor. Onun da dönem sonu meydan kararlarına stoklara bakılıyor. En son veri tablosunun doğru hesaplarını saklanmaya başlıyor. Dediğiniz gibi sayı ve tesadüfleri çok doğru bir şekilde ortaya konması gerekiyor ve doğru değerlenmesi gerekiyor. Şimdi biz içimizde 5 tane arkadaşımızı görevlendirelim. Ya şu salonda kaç tane sandalye var diye say dedim. 5'i de aynı sonucu bulur. Belki burada 250 tane sandalye var. Ama o 5 arkadaşa soralım. Ya bu 250 tane sandalye kaç para yapar? Tutarsal olarak değerlendirdiğimizde farklı sonuçlara ulaşabiliriz. Biz öncelikli olarak sayacağız, tespit edeceğiz, ölçeceğiz, alacağız. Sonra değerlendirmesini yapacağız. Bir de dönemsellik ilkesine dikkat ederek işlemimizi devam edeceğiz. Dönemsellik ilkesi biliyorsunuz bu dönemde tahsil edilmesine rağmen bu döneme ait olmayan gelirlerimizle bu dönemde ödemesine rağmen, bu döneme ait olmayan giderleri ne yapmamız gerekiyor? Dönem kazancından, eli tavuzundan çıkartmamız gerekiyor. Onları planlara bağlamamız gerekiyor. Dönemsel ilgisini ederek sadece bir değerlemesi değil, bütün değerlemeyi işlemimizi yaparak yolumuzu devam edeceğiz. Bütün dinlediğimiz senaryoları, hikayeleri, bütün vergi müfettişlerini ilk önce baktıkları arkadaşlar kasas. Kasadaki 8 bin liralık sınıra uygun yüzlük bin alıyorsunuz. Çok da basit bir şekilde hemen kasanın muavi hesabını evler ortamında size geçiyor. Hemen orada 8 bin lirayı aşan tutarlara işaretini koyuyor ve bunlarla ilgili izah ediyor. Bütün ülkeler, kurumlar resim ülkeler, 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 hepsi bunların kendi aralarında yapmış olacak işlemlerde 8 bin lirayı aşıyorsa bunun bankacılık sisteminde yapılmış olup olmadığına bakıyor. Yapılmaması ne yapıyor? Her bir tespitte 200 liradan az olmamak üzere tutarın %5'i kadar bir üstü lirası kesiyor. Yani siz 100 bin liralık bir ödemeyi kasalar yapmışsanız %5'i 5 bin lira kesiyor. 5 bin lira yapmışsanız, 10 bin lira yapmışsanız %5'i 50 lira olduğu için o zaman 200 liralık bir cezayı yaptığında karşı karşıya kalıyoruz. O vergi müfettiş yazdıkları işin o kadar acımlığı duyar ki biliyorsunuz noterlikte, kapıda, efendim o süreç, kamu kurum ve kuruluşların meclisinde yapılan ödemeli tahsilatlarla bu 8 bin altı sınav uyma zorunluluğu yok. Noter kanununda aşık satın almış mükemmel, baygın ödemesinin kasını yapmadım diye ceza kesin. Meslektaşı Patay'da dedim bu hikayeyi, itiraz ediyor, ya sen yanlış yapıyorsun. İşte böyle böyle, bak diyor, itiraz etmiyor diyor. Bunu kabul et diyor. İtiraz edersen diyor, senin stok yönünden de saymaya gidiyor. Buna itiraz etme. Böyle teknikle kapama almadan yol alınıyor. Hele hele olması gereken hesaba değil de farklı bir hesaba yazdınız diye bir ceza kesiyor ya bizim hesaplarını muhalefeten. Orada da aynı şekilde ne diyor? Bak itiraz etme. Yoksa şöyle yapalım, böyle yapalım. Siz de biz iyi bir sebep mümkünsüz ya, müşterimizi koruyacağız, stoklar sayılmasın diye kabul ediyorsunuz. Ondan sonra müşterimiz ne diyor arkadaşına? Ya sormadı, benim meslektaşım muhasebeci diyor, yapması gereken kaydı yanlış yapmış diyor, ondan dolayı 4800 lira tek bir hesap planına uymadan
dolayı ceza kesimi yapılıyor. Yani bu tarz şeylerle de karşı karşıya kalıyoruz. Asla o yardımseverlik kişiliğimizi bir kenara bırakacağız. Bu sorumlulardan neticesinde olması gereken neyse olacak. Herkesiz kayıp yapmayacağız. Müşterimizi, bizden daha çok müşterimizi düşünmeyeceğiz. Buyursam. Biraz yüksek sesle alalım. Sınırı geçen işlemlerde bir kısmını kasadan, bir kısmını bankadan, onda bir istisna var mı? Kesinlikle bir istisna söz konusu değil arkadaşlar. 10 bin liralık bir mal veya hizmet teslimi söz konusu olsun. Bunun tahsilatını 10 taksitte bile ödese, 1000 bile ödese mutlaka bankacı sistemini yapmanız gerekiyor. Efendim, kâr hesap birikti. 5.000 lira, 4.000 lira, 9.000 lira. Kâr hesap toplamı 9.000 lira ulaştı diye. Hani bunun kaynağındaki faturalar birisi 5.000, birisi 4.000 deyip de o 9.000 lirayı da yine kasadan değil, bankacılık sisteminden yapmak zorundayız. Bankadan. Orta kasada para çekmeleri, para koymaları. Bütün bunlar yine 8.000 lirayı aşıyor ise bankacılık sistemini yapmamız gerekiyor. Görüyoruz bazı arkadaşlarımız işte bunu perdeliyor. Ne yapıyor? 10 bin liralık ödemeyi bölerek yapıyor. Hem de aynı günde. Bir başka yayın maddesi diyor şu, burada birisinde 5 bin lira diyor. Bunları yapıyor. Bunlar da dostlar bir şey yapıyor. Yine aynı bir söz konusu. Asla bunu yapmayacağız. 8 bin lirayı geçiyorsa, ha, müşterimize bunu söyleyeceğiz. Bindirebileceğiz. Ama o bizi dinlemiyor, yapıyor. Tahsilat makbuzunu verecek, o tahsilat makbuzuna dayanarak biz kaydımızı yapacağız. Yoksa biz de mesleki özelliklerimizi yapabiliriz. Dolayısıyla sorumluluk koyacağız. Buyursa. Türkiye'de mümkün olmayan kişilerle yapacağımız para transferinde bankacılık sistemi söz konusu değil. Ama biliyorsunuz, hatırlıyorum mevzuatı anlamında. Yani orada para hareketlerinin henüz günlük vermelerin tutmalarıyla ilgili işlemlerde bankacılık sisteminin kullanılmasında yarar